O1 vize başvurularında ne tür evraklar toparlamamız gerekiyor ve bu toparladığımız evrakları İngilizceye çevirmemiz gerekiyor mu? İngilizceye çeviriyorsak da bu noterli ya da yeminli tercüman tarafından mı yapılması gerekiyor diye bir soru sormuş durumda. O1 vizeleri başarılı kişilerle ilgili olan vize türü. Yani kişilerin değişik alanlarda elde ettiği başarıların dan dolayı Amerika'da yeteneğinden dolayı Amerika'da çalışabilme, kalabilme imkanı sağlayan bir vize türü. Ve bu noktada kişiler kanıtlaması gereken evraklara baktığımızda tabii ki şu ana kadar elde ettikleri çalışmaların bir portfolyosu, yaptıkları çalışmaların bir portfolyosu. İki, tabii ki kendileri hakkında ve yaptıkları çalışmalar hakkındaki haberler, bunlar basılı haberler, internet haberleri, röportajlar, yayınlar. Üçüncüsü, bir yaptıkları çalışmalardan dolayı ödüller almışlarsa ya da yarışmalara katılıp orada dereceler yapılmışsa bunlar gibi kanıtları da bir araya getiriyor olacaklar. Tabii onun dışında sektörlerindeki ya da başarılı oldukları alanlar onlarla ilgili referans yazıları ve ekleyebileceği daha ne tür evraklar varsa onların yaptıkları çalışmalarda başarılarını gösteren bunları bir araya getirmeleri gerekiyor genel olarak. Onun dışında tabii bunların Türkçe olanların hepsi İngilizce tercüme yapılması gerekecek. Tercümanın yeminli tercüman olmasına gerek yok. Önemli olan tercüme edecek kişinin tercüme ettiğine dair bir beyan sunuyor olması, imzalıyor olması yeterli olacaktır. Yani tercümenin noter ya da yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmiyor. Düzgün ve doğru tercüme yapılması ve yapan kişinin de bunu teyit etmesi yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bu şekilde bu arkadaşımızın sorusunu cevaplamış oluyorum.